Sayın Başkanım, ak saçlılar, yok saçlılar, hanımefendiler, beyefendiler ve her zamanki gibi çoğunluğu teşkil eden gençler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yerli yersiz alkış yapmayın. Gaz vermeyin şimdi. Gaz vermeyin. Nasılsınız? İyi misiniz? Böyle iyi mi? Yerim iyi mi yerim? Uyuyanları yakından görmek için indim sahneden. Suçüstü yapmak için. Fakat şu anda uyuyan yok. İnşallah biraz sonra da olmaz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sine de yüktür. Dedi şair. Yani şunu dedi. Bir kişiye eğer iman verilmişse o her şeye sahip. Hiçbir şeyden mahrum değil. Yok, iman sahibi değilse neye sahip? Nesi var? Bir felakete gidiyor. Zengin olsa ne olacak? Fakir olsa ne olacak? Ünlü olsa ne olacak? Güçlü olsa ne olacak? Karunlar yatıyor toprakta. Neler gördü bu dünya? Ne krallar gördü. Şimdi bir avuç toprak. Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatar. Hani bunca evliya, yüz bin peygamber yatar. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen, hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatar. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatar. Vücudunu gurt yiyen, gurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyüp peygamber yatar. Kuyuda nihan olan, köle diye satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavi kılan, kurd ile davi kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Asasın ejder eden, bahre vurup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatar. Balık karnında yatan, deryaları seyreden, kabak kökün yaslanan Yunus peygamber yatar. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, Enbiyanın seyyidi Resul peygamber yatar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayber kalasını yıkan, kafiri oda yakan, şahinler gibi bakan Ali gibi er yatar. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri, Fatmana oğulları Hasan Hüseyin yatar. Geceler kaim olan, gündüzler saim olan, Evliyanın serdarı Bayzid Bestami yatar. İğnesin suya atan, balıklara getirten, tacı tahtı terk eden İbrahim Edhem yatar. Çok hakkın has kulları, fikreylesen bunları, saysam ol erenleri, nice sultanlar yatar. Yunus, sen de ölürsün, kara yere girersin, kara yer altında çok günahkar kullar yatar. Yunus Emre. Yok yok, alkış boş ver, boş ver alkış.
Boş ver alkışı. Düşünmeye bak. Ne olacaksın alkış? Gazlayacaksın bizi. Ondan sonra kim gönderdi seni? Seni kim gönderdi? Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatar? Hani bunca evliya, 100.000 peygamber yatar. Ben sesimin güzel olmadığını biliyorum canım, öyle ters ters bakmayın yani. Laf olsun diye okudum. Bizim şairlerimiz şiirde zirveye çıktıkları zaman, sanatın zirvesine çıktıkları zaman Hazreti Peygamber için şiir yazarlar. Ve işte o zaman şairin bütün kudretini görürsün. Kendisini bile aşar. Ve Hazreti Peygamber için yazılan şiirlere naat denir. Naat. Naat-ı Şerif. Çok Naat-ı Şerif vardır tarihimizde. Biri mesela Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, Vesiletün Necat. Biraz önce ağamın misafiriydim, dükkanında vardı bir Vesiletün Necat, raftan indirdim. Hemen gözüme çarpan beyit. Süleyman Çelebi merhum diyor ki: "Tufliken ol dileriydi ümmetin, sen kocaldın terk edersin sünnetin." Yanisi şu: Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam henüz kundaktayken, konuşmayı öğrenmeden önce ümmetim dedi, o seninle dertliydi, sen kocadın gittin hala sünneti terk ediyorsun. Tufliken oldu ileriydi ümmetin, sen kocaldın terk edersin sünnetin. Yakışıyor mu şimdi diyor. Olur mu yani diyor Süleyman Çelebi. Hangi dönemde yaşadığını bilen var mı? Ulu Cami yapıldığında hayattaydı. Yıldırım Bayezid dönemi. Bursa'da idik. Türbesi orada halen. Süleyman Çelebi: "Ey azizler, işte başlarız söze, bir vasiyet kılarız illa size" diye başlar. "Ol vasiyet kim anı her kim tuta, mis gibi kokusu canlarda tüte. Allah adı olsa her işin önü, her gizepter olmaya anın sonu." "Allah adıyla olur her iş tamam" diye başlar. Sonra Efendimiz anlatmaya geçer. Mevlidini anlatır, Miracı anlatır, Merhaba faslını anlatır ve harika 770 beyit. Senlik. Türkçe, pırıl pırıl bir Türkçe. Kendi ustalarımızın eserlerini ne kadar iyi tanırsak o kadar iyi oluruz. Bizler memleketimizde her şeyi okuruz da kendimizi bilmeyiz. Kendi ustalarımızı bilmeyiz. Çok ayıp etmekteyizdir yani. Ciddi ciddi ayıp olmaktadır. Yakışmamaktadır. Yeraltı dünyasıyla irtibatı kuvvetlendirmek lazım. Ne varsa orada var. Benim yeraltı dünyasında dostum çoktur. Şair Baki, Şair Nabi, Şeyh Galip, bunlar benim dostlarım. Erken gitmişler, ben yetişemedim onlara. Fakat eserleriyle aram iyidir. Hazreti Peygamber için şiirler yazarlar dedim ya. Size bir iki örnek vereyim. Aslında verdim de biraz daha vereyim örnek. Bir hac kafilesi yola çıkıyor. Karadan atlarla, develerle ve yaya olarak aylar süren bir yolculuk. Sultan 4. Mehmet dönemi.
Kafilede şair Nabi var. Nabi merhum. Benim şiirde bir üstadım varsa Nabi'dir. 40 seneden beri şair Nabi'nin şiirleriyle meşgulüm. Çok güzel, doyurucudur yani. Tavsiye ederim. Nabi o kafilede. Yanında bir ağa var. Biraz böyle hacimli de bir ağa. Ağam gibi. Tam Medine-i Münevvere'ye giriliyor. Malum buradan giderken önce Medine, sonra Mekke. Medine-i Münevvere'ye giriliyor. Hazreti Peygamber ziyaret edilecek. Tan yeri ağırdı, ağaracak. Gecenin sonları. Ağaya bir uyku basıyor. Öyle bir uyku gelir ki o saatlerde bilirsiniz. Gece boyu uyku yoktur da o saat geldi mi böyle kurşun gibi çöker. Çökmüş ağa, dalmış. Nabi merhum bakmış. Yanında ağa uyukluyor. Gelinen yer Medine-i Münevvere. Olmaz demiş yani, onu uyandırmak lazım. Kendisi de üzülür sonra. O uyansın diye yüksek sesle bir şiir okumuş. Duyan var mı bu şiiri? Parmak kaldırsın. Evet, var. Var. Sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette. Tefevvuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakim pertevinden oldu deccuri adem zail. Amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Felekte mah-ı nev bab-ı selamın sine çakidir. Onun kandilidir hur matla-i nur-i ziyadır bu. Müraat-ı edep şartıyla gel Nabi bu dergaha. Mataf-ı kutsiyandır bu, zegah-ı enbiyadır bu. Demiş. Şiir bitti. Ağa uyandı tabi. Yüksek sesle okuduğu için ağa uyandı. Durumu anladı. Şair kibarca kendisini uyandırıyor. Hazreti Peygamber'in huzuruna girerken. Mahcup diyor ki, üstad aramızda kalsın diyor. Başkası duymasın bari. Buraya ver çayı. Aramızda kalsın diyor. Tabii mahcup olmak istemiyor. Başkaları duyarsa utanacak. Şair Nabi de diyor ki, ağam dedikodu etmeyiz, merak etme diyor. Öyle ya, koskoca şair dedikodu mu edecek? Fakat 2024'te Aksaray'da anlatıyorsun. Demek ki bu sır bir yerden çıktı. Ne oldu da çıktı? Nasıl duyduk? Anlatayım. Çay içerken. Boğazım kuruyor diye içiyorum yani. Yani herkese de çay dağıtamayız ya. Bağışlayın bizi. Kusura bakmayın. Bir de seferiyiz. Şeker hastasıyız aynı zamanda. Çok yani, iş çok. Tabii. Şehre girdiler. Sabah ezanları okunmaya başladı. Medine-i Münevvere'de sabah ezanı belki 20 minareden okunuyor, belki 30. Fakat şaşılacak bir durum var. Ezan okuyor müezzin, bitirince bir şiir okuyor. Nabi dikkat ediyor, okuduğu şiir kendi şiiri. Sakın terki edepten diye başlıyor, devam ediyor. Şimdi bu şiiri bunlar nereden biliyor? Ayrıca benim geleceğimi nereden biliyor? Olacak iş değil. Namazdan sonra müezzinleri arıyor, buluyor, sıkıştırıyor. Benim şiirimi okudunuz diyor. Biraz önce. Ben oyum diyor, şairin abi benim. Bu şiiri görmüş olamazsınız, duymuş olamazsınız. Yolda gelirken söyledim. Ayrıca benim bugün geleceğimi size kim söyledi? Nereden biliyorsunuz? Sır yok. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Müezzinler çıt çıkarmıyor.
Nabi delirecek. Baş müezzini buluyor. Hepsinin liderini. Bak diyor, hocam adamın canını sıkma. Ben şair Nabi'yim. Hepiniz benim şiirimi okudunuz. Kime sorsam söylemiyor. Bu işte bir sır var. Allah aşkına diyor, aklımı kaçıracağım. Bana yazık olacak diyor, acırsınız sonra diyor. Dağlara çıkarım diyor. Ne oldu da biliyorsunuz, neden okudunuz diyor. Baş müezzin diyor ki, sen şair Nabi misin? Evet diyor. Mesele anlaşıldı diyor. Sırdır tabii, arkadaşlarımız söyleyemez. Ama senden de gizli değil. Mesele senin meselen zaten. Ne oldu diyor? Bu gece rüyada Hazreti Peygamber'i gördük. Bu şiiri bize öğretti. Ve buyurdu ki, ümmetimden Nabi'yi böyle karşılayın bu sabah. Şair Nabi şokta. Ne? Ümmetimden Nabi. Bana bak diyor müezzin efendi. Ümmetimden Nabi dedi mi diyor. Dedi diyor. Yemin et diyor. Yeminini alıyor. Diğer müezzinlere soruyor. Yeminini teyit ediyorlar. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sevincinden bayılıyor şair Nabi. Değil mi ki bizzat Resulullah rüyada ümmetimden demiş ona, bundan büyük saadet olmaz diyor ve sevincinden bayılıyor. Eğer merak ederseniz kabri İstanbul'da Üsküdar'da Karacaahmet mezarlığındadır. İlk fırsatta gidin bence. İstanbul'a yolunuz düşünce o kabri bir ziyaret edin bence. Selamımızı da söyleyin. Ellerinden öperiz. Fakat bir yanlış anlaşılma olmasın. Bizi hemen çağırmasın mümkünse. Biraz işimiz var. Hayır, gideceğiz de acelesi yok. Benim bir talebem var. Hocam dedi, sizin üstadınız kim dedi. Bana üstad diyor kendisi. Merak etmiş. Senin üstadın kim diyor. Gel tanıştırayım dedim. Ankara'dan çağırdım. Ben İstanbul'dayım, onu çağırdım. Üstadımla seni tanıştıracağım dedim. Grand tuvalet çıktı geldi. Giyinmiş güzel, kravatı takmış. Böyle bir ak saçlının elini öpeceğini hesap ediyor. Ben hazırım dedi, üstadınıza gidebilirim dedi. Git dedim oğlum, Karacaahmet mezarlığında şair Nabi. Gitti. Oradan beni aradı. Kabir ziyaretinden. Ve bir resim gönderdi. Resim şu. Nabi merhumun kabrine yakın yeni açılmış bir kabir, yeni yapılmış bir mezar. Mezar taşına şunu yazmışlar. Mirasçıları. Biz de sizin gibiydik. Siz de bizim gibi olacaksınız. Yazmışlar. Talebem bunu çekmiş, bana gönderdi ve altına şu notu yazmış. Abi adam ölmüş gitmiş hala laf sokuyor. Yanlış mı söylüyor dedim, işte adam sana doğruyu söylüyor. Ben de senin gibiydim. Sen de benim gibi olacaksın diyor. Doğru diyor. Hazırlıklı olmak lazım. Toprağın sesini duyuyor musunuz? Zaman zaman haber veriyor size, söylüyor ama alçak sesle söylediğinden belki duymazsınız. Ben söyleyeyim, ne diyor toprak? Söyleyeyim mi? Diyor ki, üzerimde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. Toprak sana her gün bunu diyor. Akıllı ol. Dimdik yürüyenler dümdüz yatarlar. Onu hesap etmeden yaşayanlar zarar eder. Pişman olur. Öleceğini hesap et.
herhangi bir kafana takılan bir şey varsa ölümü de hesaba kat yani. Daha kolay çözersin. Ben mezar yerimi satın aldım. Tapumu aldım. İstanbul'da Eyüp Sultan'da Kaşgari Tepesi'nde. Yolunuz düşerse orayı da ziyaret edin. Ben yatmasam bile. Tabii ben gitmeden de ziyaret edebilirsiniz. Kabir yeri belli. Rezervasyon tamam. Tapuyu alınca sordum vakıf yetkilisine. Bana dedim bir tane daha yer var mı dedim. Ne yapacaksın ikinci kabri dedi. Ya hanım dedim. Hanımı bırakıp da gitmek olur mu? 45 senedir kahrımı çekiyor. Yanımda o da yatsın dedim. Sen o mevzuyu düşünme hocam dedi. Neden dedim? Haberin yok da dedi. İstanbul'da kabirde defin iki oluyor dedi. Üst üste dedi. Haberiniz var mıydı? İstanbul'da öyle. Üst üste gömüyorlar adamı. Tabii. Yani benim kabir yeri dubleksmiş. Haliyle neşem yerine geldi. Masraftan kurtulduk. Bir kabir parası verdik, iki kabir. Dubleks. Promosyon var. Akşam hanıma müjdeyi verdim. Hanım dedim, sana yer aldım, gözün aydın. Yazlık mı dedi. Yok dedim, dört mevsimlik. Silivri'de mi dedi. Hayır dedim, Eyüp Sultan'da. Düşündü haklı olarak, Eyüp Sultan'da yer bulamazsın dedi, her yer dolu dedi. Tabi dolu, fetihten beri orada yaşıyor insanlar. Hanım, kabristanda buldum dedim. Anladı meseleyi. Rengi döndü. Bunu da mı yaptın dedi. İyi yapmadın mı dedim. İyi yapmadın mı? Yani yarın aniden bir ölüm olsa çocuklar telaşa düşecek. Nereye gömeceğiz falan diye İstanbul'da bir sürü dert bela. Ben şimdiden hazırladım işte. Ne var bunda? İnsan bir teşekkür eder. İki kat olduğunu öğrenince şunu da sordu. Hanım, üst kat kimin? Hanım dedim, şimdi bu mu kaldı düşüneceği? Eğer gönlün üst kattaysa beni bir an önce gönder. Alt kata yerleştirirler beni, sen de üst sonra gelirsin. Rica ettim, kefenleri almasını söyledim, aldı. Kabir yeri hazır, kefenlik hazır evde. Böyle bakıyoruz eve geldikçe. Tavsiye ederim. Kefenini alıp bakacaksın abi. Büyük randevu bilsem nerede, saat kaçta? Tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta? Şu geçeni durdursam çekip de eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden? Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Allahümme salli ala Muhammed. Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar servi çürür, ölüm yıpranmaz. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Son gün olmasın dostum, çelengim top arabam, alıp beni götürsün tam dört inanmış adam. Şimdi değil. Daha yakına gel o zaman.
Soru istemedim ben. Sorular en sonda. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölümü anlamayanın hayatında da bir lezzet olmaz. Hayatında müsvedde yaşar. Nasıl ki ağlayamayan gülemez, onun gibi. Ağlamayanlar gülemezler, biliyor musunuz? Sırıtırlar. Pis pis. Böyle içten gülen birini görüyorsan emin ol çok ağlıyordur. Gizli ağlar, açık güler. Gece ağlar, gündüz güler. İçi ağlar, yüzü güler. O yüzden sevimlidirler. Ağlamayan gülemez. Nasip aldınsa söyle, bağı dehrin küncü fecrinden, meserretten ne gördün ki, meserretten ne gördün ki, unuttum beyti. Çevireyim Türkçe'ye, günümüz Türkçesine. Mutluluktan ne gördün diyor. Gamdan azad olmak istersin. Sonradan geldi aklıma ama iş işten geçti. Meserretten ne gördün ki gamdan azad olmak istersin. Mutlu günlerinden geriye ne kaldı? Belki hatırası bile kalmadı. Çabuk geçer, unutursun. Gam öyle değil. Gam kalıcıdır, ev sahibidir. Onunla iyi geçin sen. Gam nedimindir hayali, kalbini mesrur tut. Zahirin virane eyle, batının mamur tut. Salsa pertev cismine narı muhabbet nur tut. Bi vefa yarin muhibbi cevrini mazur tut. Yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Okuduğum şiir Kanuni Sultan Süleyman'ın. Neşeye bakma sen diyor, bir var bir yok. Yalancıktan gelir gider diyor. Gam iyi arkadaştır diyor. Gelir ve aslanlar gibi kalır. Onunla iyi geçin. Gamı küstürme diyor. Küserse gider seni şikayet eder. Benim kıymetimi bilmedi der. Sen beni al başkasına ver der. Hak Teala'ya arz eder. Gam ile iyi geçin. Arayı iyi tut. Heh. Geldik gidiyoruz ya. Ne kaldı şunun şurasında? Ne kaldı şunun şurasında? Size birkaç tane şiir okuyacağım ve sözün sonuna geliyorum. Daha fazla yormayacağım sizi. Ölümden bahsetmeyi bırak dedi. Ben de tamam bırakıyorum. Size hayattan bahsedeyim biraz. Evet evet, hayattan bahsedeyim ben size. Tabii. Sanki bir hayat var da. Hayat dediğim. 22 yaşındaydım. 22 yaşındaydım 1983'te. 4 seneden beri Haydarpaşa'dan kalkan banliyö treniyle evime giderken şair Necip Fazıl Kısakürek merhumun evinin bulunduğu yerden geçtim geldim, gittim geldim. 4 sene. Erenköy. Bir defa inip de Necip Fazıl merhumla tanışmaya cesaret edemedim. 80'li yıllarda biz böyleydik. Utangaçtık. Gidemezdik öyle her yere. Evliydim. Hem de 2 senedir evliydim. Hukuk fakültesinde talebeydim. 20 yaşında evlendim. Hanımı memlekette anama babama bırakıp İstanbul'a gittim. Ben 20 yaşındaydım. O benden 4 yaş küçüktü. Hala öyle. Tabii ayrılık şiirleri okuyordum. Ne yapacaksın başka? Elde bir şey yok. Mektup yazıyorsun, cevabı bir ay sonra anca geliyor. Şimdiki gibi değil yani. Bir ay sonra gelir cevap.
mektubu bulacaksın da üniversitede bir çuval mektubu dökerler ara ara, oho, ezberlersin, sevinç içinde okursun. Hangi şehirlerle meşguldüm size söyleyeyim o zamanlar. Karacaoğlan'dan başladım. Gurbeteli bizim için yaptılar, çatısını pek muntazam çattılar, ölüm ile ayrılığı tarttılar, 50 dirhem fazla geldi ayrılık. Sonra Ümit Yaşar Oğuzcan'la devam ettim. Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde, gözlerin uzun uzun karanlığı adalarsa, bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, bil ki seni düşünüyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız, uzaklarda elemli garip bir kuş öterse, bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız ve bir gün kabrimde sarı çiçek biterse, bil ki seni düşünüyorum. Nasıl şiirler? Tuttunuz değil mi? Sonra Osman Yüksel Ser'den geçti. Artık olan oldu bize, gelsen de bir gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze, gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza, bıktım gayrı yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu, giden gelmez bir handır bu, dağ taş değil insandır bu, gelsen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes, kaldı ceset çıktı nefes, nerede o can, nerede o ses, gelsen de bir gelmesen de. Ağaç yaş iken eğilir, demir tavında dövülür, çocuk küçükken sevilir, gelsen de bir gelmesen de. Serden geçti artık bitti, bu ayrılık cana yetti, o bir gündü geldi geçti, gelsen de bir gelmesen de. Sonra Faruk Nafiz Çamlıbel. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın, bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı andırıyor ışıksız evimde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı, çağlayansız yamaçlar suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna, buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü, alnımdan öz kardeşin öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü, daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü, bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın, bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Necip Fazıl'dan sonra. Elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Yürü gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol Irak'ta. Yolu tam dönerken arkana bak da, köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü, kuru yaprak gibi eline düştü, İstersen rüzgara salıver gitsin. Yine Necip Fazıl merhumdan. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar. Artistlik yapma diyor.
Ben bu şiirlerle avunurken, oyalanırken, mektup beklerken 1983'ün Mayıs'ında bir acı haber. Necip Fazıl merhum vefat etti. Cız ettiği için gazeteyi elime aldım. Haberin yazdığı gazeteyi. Resminin altında iki mısra var. Şairin öldüğü gün, o şairin ölümden bahseden bir beyti herhalde oraya konur. Normaldir. Ama şu mu konur Allah aşkına? Bak ne koymuşlar. Ey genç adam, yolumu adım adım bilirsin. Erken gel, beni evde bulamayabilirsin. Ve ben Beyazıt Meydanı'nda sersem tavuk gibi akşama kadar döndüm. Dengem alt üst oldu. Kendime gelemedim. Kızdım kendime. O 4 sene içinde bir defa kapıyı çalsa mıydım acaba diye. Fakat nasip olmadı. Görüşemedim. Biraz önce size kabir yerimden bahsettim. Necip Fazıl'ın kabrine çok yakın. Orada görüşme kolay olsun diye. Talebemle geziyoruz Eyüp Sultan Mezarlığı'nda. Haber verdim. Burada şu yatıyor, burada bu yatıyor falan falan falan. Bizimkilerin hepsi orada. Ustalar. Talebem dedi ki, abi dedi, akşamları burada ne muhabbet dönüyordur. Gaza geldi çocuk. Sevgili dostlar, her zaman olduğu gibi yine hanımlar çoğunlukta. Zaten ben de onlar çoğunlukta olmasa bile onlar lehine anlatırım hep. Hanımlar tarafını tuttuğum için bana arkadaşlar epey kızıyorlar ama yapacak bir şey yok. Çünkü ben iki kadının emeğiyle buradayım. Okuma yazma bilmeyen anam ilkokul mezunu hanım. Yani bugün karşınızdaysam o ikisinin eseridir. O yüzden onlar lehine konuşmak bir zorunluluk benim için. Yine öyle yapacağım. Anne olanlar özellikle çok dikkat etsinler. Yaptıkları iş ve hizmet hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar değerli ve zordur. Annelikten daha ağır bir iş yok bu dünyada. Yeter ki biz bunu idrak edelim. Babalar olarak. Her evlat annenin eseridir. Baba problem olmasın yeter. Bir baba iyice kızmış bana, sordu. Hiç mi bize iş düşmüyor dedi. Dedim ki, muhterem sen baba mısın? Babayım dedi. Evladına iyilik yapmak ister misin dedim. İsterim dedi. Ne yapayım dedi. Evladına iyilik yapmak istiyorsan anasına iyi davran dedi. Yapacağın en büyük iyilik bu olur. Anasına iyi davran ki o da evladını iyi yetiştirsin. Bir babaya düşen en ciddi görev budur. Çocuklarının anasına iyi davranmak. Çünkü Hazreti Peygamber işaret buyurdu. En iyiniz hanımına en iyi davrananınızdır dedi. Buyur. Beyler niye alkışlamıyor? Yanlış bir şey mi söyledim? En iyiniz hanımına en iyi davrananınızdır. Hanım dedim, cennete gideceğiz. Haber mi aldın dedi. Dedim ki 40 seneden beri bana sabrediyorsun. Ve ben 40 seneden beri sana şükrediyorum. Sabreden de şükreden de cennete gider. Ancak bunu söylediğimde gözden kaçan bir şey var. Anam da oradaydı. Anam dikine sen kılıbıksın dedi. Haklısın dedim ana. Ben kılıbığım tabii. Fakat dedim ben kılıbıklığı babamdan öğrendim. Anam sesi kesti. Hatta yanında sordum. Dedem daha kılıbıkmış. İrsi, durum, soya çekim var. Şu kadar var ki bizim evde
son sözü hep ben söylerim. Son sözüm de şu olur. Haklısın hanım. Peki. Derim ve söz bende kalır. Peki demeden, haklısın demeden asla son sözü alamazsın. Bey abi, demedi deme. 43 yıllık evlilikten sonra edindiğim tecrübeyi paylaşıyorum. Herhangi bir kadının sözle ikna edilebildiğini tarih yazmıyor. Boşuna kendini yorma. Nasıl olsa kaybedeceksin. Peki de baştan kazan. Zaten hanım senden ne isteyecek? Hanımlar beylerinden ne ister bu zamanda? Beni teheccüde kaldır der mesela herhalde. Niye kaldırmadın der, değil mi? Eve misafir getirmiyorsun, bereket kaçacak der herhalde. Yani hanım ne ister ki? Katiyat mı isteyecek, mücevher mi isteyecek bu? Aklı mı kıt yani? Aklını mı kaybetmiş? Ne ister? Eve misafir getir, bereket olsun. Teheccüde kalk, tembellik yapma filan der herhalde. O yüzden ben hanımlara nasihat etmiyorum, onlar biliyor. Bu defa da beyler alkışı. Tarafkir davranıyorsunuz. Tarafkir davranıyorsunuz. İşte geldik gidiyoruz. Şaka bir tarafa ama neticede hesap vereceğiz. Ve insan hesabı önce yakınları üzerinden verir. Kul hakkı meselesinde herkesin seni övmesine, sevmesine, saymasına, fotoğraf çektirmesine filan bakılmaz. Hanımın ne diyor? Annen baban ne diyor? Çocuklar ne diyor? Oradan başlar. Çünkü birçoğumuz dışarıda çok nazik oluruz da eve gelince kazak kesilir. Olmaz. Olmaz. Nezaket evde olacak. Hayat arkadaşına karşı olacak. Bak iki laf öğreteyim size. Bu iki lafı dilinize dolarsanız hayat çok kolaylaşır, emin olun. Biri gayet kısa. Peki. Haklısınız. Bunu dersem mevzuların %50'si hallolur. İkinci laf şu. Bu bana lazım değil. Bunu dersem kalan yarısı da hallolur. Ne hakime işin düşer ne hekime. Bu bana lazım değil. Dene, göreceksin. Hani sana bol bol reklam geliyor, bir şeyler satacaklar. Bu bana lazım değil. Bitti işte. Hürriyetine kavuştum. Lazım dersen ne olur? Hapı yuttun. 20 sene taksit ödersin. Gerçekte lazım mı değil mi? Bir bak. Değil. Aslında değil. Kendini kandırıyorsun. Filanca da var, bende de olsun. Olmasın sende ya, boş ver. Fazla malın hesabı çok olur. O hesap bitmez. Bir başka noktaya işaret ediyorum. Aldığın değil, verdiğin senindir. Elini vermeye alıştır, bir gün can vereceksin. Bedenin almakla doyuyor ya, ruhun da vermekle doyar. Ruhunu aç bırakma. Bol bol ver. Çok kazanırsın. Cömertlik çok sevilen bir ahlaktır. Çirkinleri güzelleştirir. Sevimsizleri sevimlileştirir. Cimrilik de berbat bir ahlaktır. Adam bol bol ibadet eder ama cimriyse kimse sevmez. Cömertlik kökü cennette olan bir ağaç. Bol bol ver. Zaten biriktirmekte bir fayda yok. Malı biriktirince şöyle oluyor. Sevmediklerine miras kalıyor. Sevmediğin insanlara. Hesabını sen veriyorsun. Kepazeliğe bak. Zengin birisi vardı Ankara'da dostum. Sevmediklerine kalır. Ne demek istedin hocam dedi. Kime kalacak dedim.
Hayırsız evlat, saygısız damat, söz dinlemez gelin. İşte onlara kalacak. Yalan mı dedim, doğru vallahi dedi. Kaldığı bir şey değil de hesabını da sen vereceksin. Tam bir ahmaklık. Eziyeti senin, lezzeti başkasının. E ne yapayım dedi. Ne yapayım dedi. Ne? Olmaz öyle, al kalemini. Olmaz öyle. Yesem olur mu dedi, malımı dedi. Onlara kalmasın diye dedi. Dedim ki yediğin zaman da kötü. Ne oluyor yiyince? 4 saat sonra kanalizasyonda. Yine gitti. Ne yapayım dedi ya, kafamı karıştırdın sen dedi. Yesem olmuyor, yemesem olmuyor. Malını götür dedim. Nereye götüreyim dedi. Gideceğin yere. Sana lazım. Nasıl götürülür dedi. Hah, doğru soruyu şimdi sordum. Ve ona bir proje yaptım. Böyle 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 yaparsan malın seninle beraber gider, kıyamete kadar senin olur dedim. O düşünürken ecel geldi. Mesela açıkta kaldı. İşte o sevmedikleri paylaştı. Kendisi hesap veriyor şimdi. Bu hepimizin başına gelecek olan bir şeydir. Bugün değilse yarın. O yüzden akıllı olmak iyidir. Harun Reşit'i duydunuz mu? Benden duydunuz mu? Harun Reşit merhum devlet başkanı. Halife. Abbasi halifesi. Hep yakınında duran bir zat var. Allah dostu Behlül Dana Hazretleri. Bir gün Harun Reşit merhum ben konuşurken dinlemek yerine resim mi çekiyorsun? Bir de aranızda konuşarak. Siz yapmayın bari. Bak unuttum şimdi. Senin yüzünden. Harun Reşit merhum bir gün bakıyor ki Behlül Dana Hazretleri yere resim çiziyor. Eline bir çubuk almış. Oynuyor. Ne yapıyorsun sen orada dedi. Ev yapıyorum dedi. Ev yapıyorum. Ya yere resim çizmekle ev mi olur Allah aşkına dedi. Öyle deme Harun dedi. Bitirelim şu inşaatı bakalım, bakarsın satarız dedi. Belki alan olur. Ha bir de satacak. Çekildi bir kenara. Allah'ım sen benim aklımı koru dedi. Adam yere resim çiziyor evmiş dedi. Ev yapıyormuş bir de satacakmış dedi. Fakat baktı ki hanımı, Harun Reşit'in hanımı pencereden eğilmiş. Behlül Hazretlerine soruyor. O evi bana satar mısın diyor. Olur diyor Behlül, satarım. Kaç para? 1 kuruş. 1 kuruş atıyor pencereden. Harun Reşit'in hanımı. Behlül alıyor. Hayırlı olsun abla, ev senin diyor. Güle güle kullan. Yerdeki resmi siliyor tabii. Projeden satış tamam. Harun kenardan seyrediyor. Hanım da müşteri oldu, iyi mi? Biri yapıyor evi, biri de alıyor. Allah size akıl versin dedi. Ama o gece rüyada acayip bir şey oldu. Acayip bir şey. Harun Reşit bir köşk gördü, bir saray. Allah Allah, güzelliğine hayran oldu. Aklı başından çıktı. Bu ne dedi? Dediler ki cennet köşküdür. Harun, kimin bu dedi? Senin hanımın köşkü, Behlül'den aldı. İrkilerek uyandı Harun Reşit. Hemen Behlül'ü aramaya koyuldu. Belki bir ev daha yapar, ben de alırım diye. Baktı ki yine ev yapıyor. Onu da bana sat dedi Behlül, olur mu dedi, satar mısın? Toki yap sat. Olur dedi, satarım. Kaç para? 50 bin altın.
Aynı ev dün bir kuruştu da bugün 50 bin altın nasıl oldu dedi. Hazreti Behlül dedi ki, Harun dünkü müşteri malı görmeden aldı. Anlaşıldı mı? İyi. İyi. Malı şimdi görmedik ya, ucuz alabiliriz. Yarın görürsün ama alamazsın. Ne zaman görürsün yani? Gözünü kapattığında. İş işten geçmiş olur. Gel ucuzken al. Bak henüz pazar kurulmuşken, imkan varken al, akıllı ol diyor yani Behlül. Dünkü müşteri malı görmeden aldı. Sevgili dostlar, dünya böyle bir yer işte. Aldatıcı, aldangaç. Bir var biri yok. İnsana büyü yapıyor. Sihir yapıyor. Aklını başından alıyor. Hakikaten ortada bir şey varmış gibi gaza geliyorsun. Meftun oluyorsun. Aşık oluyorsun dünyaya. Hayatın kayıyor. Aldanma. Bunun bir değeri yok. Burada bir işin var. Birkaç gün kalacaksın, gideceksin. Konak yeri bu. Burayı sahiplenme yani. Senden önce neler geldi, neler geçti. Nasihat istemiş birisi. Hazreti Veysel Karani'ye gelmiş. Vardı ya Veysel Karani Hazretleri. Bana nasihat eder misiniz demiş. Hazret de demiş ki, babanız sağ mı? Vefat etti efendim demiş. Dede de vefat etti mi? Etti demiş. Dede de, o da vefat etti. Herhalde dedenin babası da ölmüştür demiş. Evet demiş. Kardeşim, Hazreti Adem'den sana kadar bütün babaların öldü. Sıra sana geldi. Hala nasihat mı bekliyorsun? Ben sana ne söyleyeyim de. Kapıya geldi, kapıya. Sıra sende. Anla artık. Gönlünü ahirete çevirirsen dünya sana hizmetçi olur. Yaltaklanmaya başlar. Dünyaya dönersen yüzünü bir başlar naz etmeye, ömrün yetmez. Kaçar kovalarsın, kaçar kovalarsın, asla yetişemezsin. Bir bakmışsın, aa bitti. Orada kalırsın. O yüzden sırtını dön. Canını sıkma, kendini üzme. Üzüldüğüne değmez. Elini açıp da ya Rabbi benim büyük bir derdim var deme. Derdine dönüp de ki benim büyük Allah'ım var. Sahipsiz değilsin. Sana bir şey olmaz. Yeter ki Allah ile aranı iyi tut. Allah ile arayı düzelt. Allah ile arayı düzeltmek, tövbe etmek demektir. Ya Rabbi ben hata ettim, beceremedim, yanlış yaptım, sen beni affet. Dediğin zaman onu affedici bulursun. İnsan bile özür dileyeni affediyor. Oradan Bahabiç, kaçırılacak fırsat değildir. Fırsat eldeyken özür dileyip durumu toparlamak lazım. Eve gelse baba, iftara 10 dakika var, çok sevdiği yemek var, kuru fasulye. Tam böyle tabağa konacağı sırada bir aksilik oldu. Evde yeni yetişmekte olan gelinlik kız sakarlık oldu, tencere devrildi. Kuru fasulye yerde. İftara kaldı 3 dakika. Böyle bir durumda ne olur? İnsan sinir krizlerine girer. Fakat baba kızına bir baktı. Kızcağız utanmış, kıpkırmızı olmuş. Babacığım özür dilerim, yanlışlık oldu, ayağım kaydı falan diyor. Özür diliyor. Babanın bütün öfkesi geçer. Ve kızını eskisinden daha çok sever. Hatta onun gönlünü almaya çalışır. Fakat o tencereyi kızı bilerek devirmiş olsa
arkasından da çalım edip yan odaya gidip kapıyı kapatsa ne olur? Baba kırılır, senelerce o acı içinden çıkmaz. Özür dilemekle dilememek arasındaki fark budur. Hatan olabilir, günah işlemiş olabilirsin. İnsanız, hatasız olmaz ama hatadan sonra ne yapıyorsun? Özür mü diliyorsun, horozluk mu yapıyorsun? Ona göre sonuç belli olur. Hazreti Mevlana der ki, havuza düştüğün için boğulmazsın. Çıkamadığın için boğulursun. Havuza düşersin tamam ama çıkarsan mesele yok. Çıkmak tevbedir. Tövbe et. Vaziyeti toparla. Az kaldı. Bir de son söz olarak şunu söyleyeyim. Benim sayfama girin. Instagram'dan bahsetmiyorum. Google'da. hayatiinanc.com web sayfam. Girin. Orada benim bir vasiyetim var. İnceleyin. Okuyun. Vasiyet ediyorum. Hatıramdır. Gitmeden önce doğrudan doğruya benden duydunuz. Vasiyetim. hayatiinanc.com. Duyduk, duymadık demeyin. Bir lisede talebelerden dua istedim. Bana dua edin çocuklar dedim. İçlerinden bir talebe dikkatimi çekti. Haylaz haylaz bakıyor. Gözleri felfecir okuyor böyle. Belli ki yaramazlık çok. Delikanlı. Taktım ona. Kalk bakayım ayağa dedim. Kalktı. Bana dua edecek misin dedim. Ben biraz önce dua istedim. Duydun mu dedim. Duydum dedi. Bana dua edecek misin dedim. Edeceğim hocam dedi. Nasıl dua edeceksin dedim. Ben planımı yaptım dedi. Sizi dinlerken anladım ki Şair Nabi'yi çok seviyorsunuz dedi. Evet dedim, seviyorum, sana ne? Hocam seven özler dedi. Doğru dedim, ben Şair Nabi'yi özlerim ama sana ne? Dua edeceğim. Ya Rabbi hocam Şair Nabi'yi özlüyor, bir an önce kavuştur. İster misiniz dedi. Bana bak dedim, mikrop. Öyle dua olmaz. Kavuşmanın acelesi yok. Hacı amca dua etmiş Mekke'de. Kabe-i Şerif'i görmüş. Mekke-i Mükerreme'de. Allah'ım canımı burada al demiş. Fakat bu sefer değil demiş. Delikanlı bunun üzerine sordu. Nasıl dua edeyim dedi. Aferin dedim, bak soru böyle sorulur. Bana şöyle dua et. Ya Rabbi hocam gülerek ölsün. Ölürken gülsün. Çocuk dikildi kaldı. Neden dedi. Dedim ki yavrum, son gülen iyi güler. Ondan. Hadi şu alkışı bir tamamlayın. Bu yarım kalmasın. Hadi. Arada bir ucu çıkıyor, sonra kayboluyor falan. Boşaltın da rahatlayın siz de. Yadında mı doğduğun anlar? Sen ağlardın, gülerdi alem. Öyle bir ömür sür de mevtin, olsun sana hande halka matem. Hatırlıyor musun, doğduğunda ağlamıştın. Karşılayanlar gülmüştü. Adam gibi yaşa, giderken uğurlayanlar ağlasın, sen gül, son gülen iyi güler. Şairin dediği budur. Değerli dostlar, işte sözün sonuna geldik. Ve son söz her zaman olduğu gibi şudur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Cenab-ı Hak bu sözü dil ile tasdik, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek emaneti şehiden teslim etmeyi bize nasip etsin. Şimdi ben 15 dakika bir ara verip üzerimi toparlayacağım. Sonra imzaya geçeceğiz, bilginiz olsun. Bu aradaki 15 dakikada beni sıkıştırmayın.
rahatsızlığım var. O 15 dakikayı bana vermezseniz eziyet çekmiş olurum, terlerim, hasta olurum falan falan. Yaş bilmem kaç yani. Her şey gönlünüzce olsun, duanızı eksik etmeyin. Lütfen sahneye gelmiyoruz. İnsan sevdiğini incitmez değil mi? Siz Hayat Hoca'yı çok sevdiğinizi biliyoruz. Sizden Hayat Hocam zaten müsaade istedi. Kendisi bir 15 dakika misafir edecek. Ardından imzanız hemen şöyle kapı önünde.